Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir elektronik videosuyla karşınızdayım. Bugün depoda elime böyle bir kart geçti. PCB kart. İnternetten aradım, şemasını bulamadım. Kendi kafamıza göre bir şema oluşturacağız. Ve üzerine bulabildiğim kadar malzemelerini buldum. Yani bazı parçalardan falan söktüm. Oradan buradan tedarik ettim. Şöyle bir kutu dolusu malzeme çıkardım. Şimdi bunları bu PCB kart üzerine yerleştireceğiz. Daha önce inverter devresinde kullandığım bir trafo var. İki çıkışı var 12 volttan oluşan. 220 girişi var. Kaliteli bir trafomuz var. Buna bir de kasa lazım. Gidip satın mı alsaydım? Satın almaya gerek yok. Hazır kasa yapacağız. Neyden yapacağız? Dakota'dan yapacağız. Aslında 2 adet güç kaynağı yapmıştık. Rafta görüyorsunuz, arkamda duruyorlar. Birisini 1 milyonluk VCD DVD player'dan çıkan güç kaynağından yapmıştık. Birisinde bilgisayar power supply'inden atölye tipi bir güç kaynağı yapmıştık. Bunu da aynen o tarz bir şey yapacağız. Bu malzemeleri dediğim gibi tedarik ettim. USB çıkışımız da olacak. Dediğim gibi 0'dan 24 volta kadar olacak mı bilmiyorum. Çünkü bazı eksikliklerimiz olabilir. Parçaların hepsini tedarik edemedim çünkü. Olduğu kadar bir yapalım. Daha sonra buna Banggood'dan bir ekran ısmarlayacağım arkadaşlar. Dijital ekran. Hem voltajı hem de amperi okuyabileceğimiz, yani standart bir güç kaynağının olduğu gibi üzerinde dijital bir ekranımız olacak. Ve kameramızı masamıza alıyoruz. Videoya başlıyoruz. Malzememiz çok. Gördüğünüz gibi bunun hepsini, şu USB de dahil olmak üzere, bol miktarda kablomuz var. Malzemelerimiz şöyle, aynen kablosuz yapacağım. Yani kablosuz derken soketli yapacağım. Şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Havyamız ısındı. Lehimimizi alalım. Burada dediğim gibi iş yaparken her zaman kaliteli lehim ve kaliteli bir havya kullanmamız gerekiyor. 2N3055'imizi yerine takalım. Şöyle vidalayalım. 2N3055'imizi taktık. Şimdi gelin yerine lehimleyelim. Burada lehim yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Lehim yapacağımız alanı ısıtıyoruz. Havyamızı önce koyuyoruz. Daha sonra lehimimizi uç kısmına hafiften değdirdiğimiz zaman kendiliğinden lehimimiz etrafına sarılıyor. Düz bir şekilde lehiminiz yerine ulaşacaktır. Parçalarımızdan birisini taktık. Şimdi gelin öncelikle ufak parçalar takalım ki büyük parçalar taktıktan sonra ufak parçalar arada takılması zor olacaktır. Bu kondansatörler şema kart üzerinde C ile belirtiliyor arkadaşlar. Kristal kondansatörlerimizi yerlerine taktıktan sonra 1000 mikrofaradlık 2 adet kondansatörümüz var. Bunları takacağız buraya. Burada artı eksiye dikkat ediyoruz. Eksi her zaman dediğim gibi beyaz kısım. Burada zaten board üzerinde artı eksi yazıyor. Karşılıklı gelecek şekilde takalım. Kesinlikle bu artı eksiye dikkat ediyoruz. Bunlar kutuplu kondansatör çünkü. Bunlar ters takılmaya gelmez arkadaşlar. Böyle eğip üzerine lehim vurmuyoruz. Yani dik durması gerekiyor arkadaşlar. Bunun çok önemi var. Neden dik durması gerekiyor? Bacağı eğip lehim vurduğunuz zaman soğuk lehime yol açıyor. Bilginiz olsun. Yani bacak delikten yukarıya dikey çıkması gerekiyor. Hemen ısıtıyoruz ve lehimimizi bir kere vurup bırakıyoruz. Sıra geldi voltaj regülatörlerimizi takmaya. 7005 var 2 adet. 7012 var 2 adet. 7012'leri 12 yazan board üzerinde kısma takacağız. Board üzerinde regülatörler takarken şurada beyaz çizgiler var. Şöyle gördüğünüz gibi kesik kesik çizgiler var. Bu çizgilere bizim regülatörlerin arka kısmı gelecek şekilde takıyoruz. Yani önleri board'un dışına gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Aksi takdirde ters takmış oluruz. Bu tarz parçalarda lehimi fazla abartmıyoruz. Çünkü bacaklar birbirine yakın olduğu için kısa devreye yol açabilirsiniz. Onun için lehimi abartmıyoruz arkadaşlar burada. Evet, bu da tamam. Regülatörlerimizi de taktık. 5'er volt, 12'şer volttan oluşan. Şimdi gelin diğer komponentlere geçelim. Büyükçe bir kondansatörümüz var. 2200 mikrofarad, 25 voltluk. Onu da buradaki artı eksiye dikkat ederek takıyoruz. Bu da tamam.
Hemen gelin dirençlerimizi okuyalım arkadaşlar. Telefonunuzda böyle direnç hesaplama programı var. Onu indirip bu hesaplama işini yapabilirsiniz. Şuradan seçiminizi yapıyoruz. Birinci bantta sarı renk var. İkinci de mavi. Maviyi seçiyoruz. Üçüncü de siyah. Toleransımızı o kadar önemli değil bu. Altınmış. %-5 tolerans var. 46 ohmluk bir direncimiz var burada arkadaşlar. Bir de aynı yere 410 ohmluk bir direnç takacağız. Hemen ikinciyi de hesaplayalım. Sarı, mavi, şu siyahın yerine kahverengi seçtik mi? 460 ohmluk bir direnç de bu arkadaşlar. Bu şekilde dirençlerinizi hesaplayabilirsiniz. Bunlar kullanılmış dirençler olduğu için burada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bir adet transistörümüz var burada. Transistörlerde G ile belirtiliyor. Burada G1 yazan kısma. C546B transistör. Buluyoruz buradan. C546B. Burada da dikkat edeceğimiz husus aynen çizgiler var. Transistörümüzün üzerinde şöyle kavisli bir çizgi var. Bu düz kısmı bizim çizgiye gelecek şekilde takıyoruz. Düz takıyoruz yani. Transistörümüzün arka yuvarlak kısmı bizim buradaki çizginin yuvarlak kısmına denk gelecek şekilde. Çizginin düz kısmı bizim transistörümüzün ön kısmına gelmesi gerekiyor. Transistörleri lehimlerken iyice dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların bacakları birbirlerine çok yakın oluyor. Burada ince lehim kullanmanızı tavsiye ediyorum. Transistörümüzü de taktık. Seramik direncimiz var. Bunu da buraya takıyoruz. Zener diyotumuz var. Zener diyotlarda da arkadaşlar bu kısımlarda siyah bir kısım var. Oraya dikkat ediyoruz. Yani şurada hemen bu beyaz çizginin üzerine siyah kısım gelecek şekilde zener diyotumuzu yerine takmamız gerekiyor. Ters takmamaya çalışıyoruz diyotların çünkü yönleri var. Dirençlerin yönü yok arkadaşlar. Dirençleri istediğiniz yöne takabilirsiniz ama diyotlarda yönünü bulmanız gerekiyor özellikle. Evet, zener diyotumuzu taktık. Aşağı yukarı tamamladık gibi. Birkaç parçamız kaldı şurada. Ve şöyle iyice bir kontrol edelim. Bacaklar arasında herhangi bir temas var mı? Gelin kasamızı yapalım. Daha sonra bu malzemeleri yerleştireceğiz. Sigortamız var. Böyle krokodil girişlerimiz var. Butonumuz var. Kısa devre butonu. USB'miz vesaire girişlerimiz. Bunları da takacağız tabii ki. Ve dekoto gelsin arkadaşlar.
Kasamızı bitirdik sayılır. Bir yapıştırması kaldı. Şimdi gelin burada lehim işlerini yapalım. 12 volt, 5 volt alacağız. Bir adet de 24 voltumuz var. Bir de orta portumuz var. Yani 0'dan 24'e kadar ayarlanacak. Trafo bağlantısını yapıyoruz. 12 voltları fark etmiyor. Sağ sol ikisine de bağlayabilirsiniz. Burada 220'yi öncelikle sigortaya vereceğiz. Sigortadan sonra trafoya vereceğiz. Şimdi arkadaşlar paneli bağlayacağız. Şuradan pot yazan kısımdan potansiyometremize bağlantımızı yapalım. Ortadan geleni beyazı ortaya bağlıyoruz. Kırmızıları da sağ sol fark etmiyor. Sağa da sola da takabilirsiniz. Bu da bizim kısa devre butonumuz arkadaşlar. Kısa devre buton kablolarını buraya takıyoruz. Burada da sağ sol önemli değil. İstediğiniz uca istediğiniz kabloyu bağlayabilirsiniz. Şimdi ledimizi bağlıyoruz. Ledin uzun bacağı artı kısa bacağı eksi oluyor. Buradan eksi bağlantılarımızı yapacağım. Sonradan bir adet daha çıkış koydum. Buradan 12 volt, 5 volt ortak çıkışımız olacak. Zaman zaman 12 volt ve 5 voltlarımızı bağımsız da çalıştırırız diye böyle bir şey yaptım. Son anda karar verdim ona. Şu eksilerini bağlayalım buradan. Ayarımızı pot üzerinden 1.80 1.5 volta kadar düşürebiliyoruz. We'll be right back.
Ve arkadaşlar Dekoto'dan ilginç bir ürüne daha sahip olduk. El emeğimizle yaptığımız bir güç kaynağına sahip olduk. Oradan buradan hurdaların içerisinden çıkardığımız parçalarla bir adet trafoyla birkaç malzeme kullanarak 3 çıkışlı bir güç kaynağı elde ettik. USB çıkışımız da var. Bununla birlikte 4 çıkış ediyor. Üzerinde açma kapama düğmesi. Çıkışlardan birisi ayarlı. Burada normalde 24 volt çıkması gerekiyordu. 17 volt, 18 volta kadar çıkarabildik. Biraz voltaj kaybı var. Onu da fazla araştırmak istemedim. O kadar önemli değil. Zaten 12 voltun üzerinde fazla bir ihtiyacımız olmuyor burada. Şöyle enteresan, üzerinde kablo olmayan, voltaj girişi olan, sigortası olan, dayanıklı, kaliteli bir ürüne sahip olduk. Ayak kısmını da arkadaşlar krem kapaklarını kullanarak ayak yaptım. Kırmızı, beyaz, hoşuma giden bir renk uyumu. Yan tarafta bolca pencere bıraktım. Burada havalandırma olsun diye. Alt tarafında havalandırma delikleri açtım. Enteresan, kendimize özgü ve Dekoto'yu bilmeyen arkadaşlarımız bunu köpük zannedecek yine. Necdet abi yanar, kokar, atılır, kırılır diye bazı eleştirilerde bulunacaklar. Arkadaşlar bu gayet sağlam. Yani bildiğiniz suntadan farkı yok bunun. Yani ahşaptan farkı yok. Hatta daha esnek. Yani kırılmaya karşı daha dayanıklı. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki videolarımızı izledikten sonra paylaşıp like atmamız gerekiyor. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Eyvallah.